Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından evlerine deprem dayanıklılık kontrolü yaptırmak isteyen kişilerin sayısında artış yaşanıyor. Çivi ile beton kontrolü yapanların olduğunu belirten inşaat mühendisi Ali Akgün, bu korkulardan faydalanacak meslekten uzak simsarlar türedi. Biz oda olarak bu konuda çok sayıda şikayet alıyoruz. Ellerinde 4-5 beton çivisiyle gelip taşıyıcı sisteme tokmak yardımıyla vuruyorlar. 3 santim girerse az hasarlı, 5 santim girerse beton yorulmuş gibi saçma sapan, bilime, akla ve mantığa uymayacak şekilde işlemler yaparak insanları kandırmaya başladılar dedi. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremde Hatay'ın Kırıkan ilçesinde oturduğu evi ve iş yeri kullanılamaz hale gelen Abdullah Güler, 10 kişilik ailesiyle Eğirdir'deki ablasının evine yerleşti. Hatay'dayken humus üzerine iş yeri bulunan Güler, Ramazan'ın yaklaştığı için kredi çekerek malzeme aldığını, ancak deprem nedeniyle tüm malzemelerinin göçük altında kalıp kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Güler, "Özel bankalara borçlarımız var. Bunlar bir gün ertelenmiyor. Bunların bir şekilde ödenmesi lazım. Hayatı idame ettirmemiz lazım. Bize şu an her şeyden önce iş lazım acil olarak," dedi. Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği, Isparta'da beklenen deprem felaketinin yaşanmaması için alınması gereken önlemler ve çözüm önerileri hakkında basın açıklaması yayınladı. Yapılan açıklamada ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi, ülke genelindeki yapı stoğumuzun depreme ne kadar hazırlıksız olduğunu bir kez daha ve çok acı bir biçimde gözler önüne sermiştir. Maalesef ilimizdeki yapı stoğu da benzer durumdadır ve bu binalarda yaşayan insanlarımız büyük risk altındadır. Buna rağmen hala ders ve tedbir almak için vakit vardır. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından Isparta'nın mimarları olarak odamızda bu konuda geniş katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Üyelerimiz tespit ve önerilerini sundular. Hepsini tartıştık ve madde madde not aldık. Bugün 11 ilde yaşanan deprem felaketinin yarın Isparta'da da yaşanmaması için ivedilikle önlemler alarak hazırlanmalıyız. Aksi takdirde yarın çok geç olacaktır. Yetkililerin acilen dikkate almasını ve icraatını önemli arz ederiz. Isparta'nın Sütçüler ilçesi Karadiken köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin belirlenmesi üzerine cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan Müge Anlı ise bugün sabah yayınlanan programda Isparta'da bulunan cesedin kayıp olarak aranan Şükrü Güvenilir'e ait olduğunu açıkladı. ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşan Anlı, Güvenilir'in cinayete kurban gittiğini de söyledi. İtiraf edenin ise Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguda olduğunu kaydetti. Isparta ilin merkez ilçesi Yazı Söğüt köyünde 4-19 Şubat 2023 tarihlerinde HK isimli müştekiye ait tarlasından 2 adet tarım aleti çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen İK, MK, MN, HT, SD ve AA isimli 6 şüpheli şahıs suç araştırma timi ve merkez ilçe jandarma komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan sıkı takip neticesinde hırsızlık olayında kullanmış oldukları araç ile birlikte yakalandı. Yapılan çalışma ve elde edilen istihbari bilgi neticesinde şüphelerin çaldıkları tarım aletlerini Isparta Petek Sanayi Bölgesi'nde hurdacılık yapan GA ve EA isimli şahıslara sattıkları tespit edildi. Şüphelilere ait iş yerlerinde yapılan kontrollerde çalınan tarım aletleri sahibine teslim edildi. İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Assubay Çavuş Ali Sağlam için bugün cuma namazına müteakip Murat Dede Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Aydın Barış, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Sağlam'ın cenazesi Doğancı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki sıhhi tesisatçılarla bir araya gelerek deprem bölgesinde kurulan konteyner kentlerin su tesisat altyapı çalışmalarına destek vermek amacıyla görüş alışverişinde bulundu. Bölgede 100 konteynerin su tesisat altyapısının Isparta'dan gidecek olan gönüllü sıhhi tesisatçılar tarafından yapılacağını belirten Başkan Başdeğirmen, "Oradaki vatandaşlarımızın sizlere ihtiyacı var. O ihtiyaç varsa bizim orada olmamız lazım," dedi.
Isparta'nın Şarkı Karaağaç ilçesinde yer alan Doktor Saadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'nde adli kontrol için getirilen M.D. isimli şahsın hemşire ve doktoru bıçak ile rehin aldığı öğrenildi. Polis, jandarma ve hastane güvenlik personeli sayesinde kurtarılan hemşire ve doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenirken M.D. isimli şahıs güvenlik eşliğinde Isparta'ya sevk edildi. İşin özü TV 32 ekranlarında başlıyor. Gündemden siyasete, spordan politikaya, eğitimden ekonomiye dair bütün konular alanında uzman isimler tarafından masaya yatırılıyor. İşin Özü programının ilk konukları Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Şahin ve Isparta Mimarlar Odası Başkanı Caner Ataseven. Ahmet Sonkaya soracak, alanında uzman isimler yanıtlayacaklar. Isparta depreme hazır mı? Isparta'da olası deprem riski nedir? Bina yapı denetimleri nasıl yapılmalıdır? Depreme karşı nasıl hazırlık yapmalıyız? Birçok hayati öneme sahip soruların cevapları için programı kaçırmayın. Sizleri 28 Şubat Salı günü saat 20.00'da Uyan 32 ve TV 32 sosyal medya hesaplarına bekliyoruz. Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Sinan Aydın, KFK Medya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında Kubilay Kapı ile bir araya gelen Aydın, TV 32 ekranlarına özel röportaj verdi. Sinan Aydın, esnafların ve halkın aklına takılan soruları yanıtladı. Bakkalların ayakta kalabilmesi için alınan tedbirler ne olmalı? Bakkalların, demeyeyim artık küçük esnaflarla ilgili dediğimiz gibi rekabet gücümüz yok. Rekabet gücünde yaratılabilmesi için para kendi yasasının, hani geç kalınmış yasanın bir an evvel çıkması gerekiyor. Hani bunun avantajı ne olacak? En azından açma kapama saatleri belli bir saatimiz olacak. Hafta sonu kapanma olacak dediğimizi, hani biz onunla uğraşalım derken hala şu an baktığımızda bunların artık büyük marketlerin minileri çıkmaya başladı mahalle aralarında. En azından biz o mahalle aralarında olanların belli bir saatte açma kapama, ekmek ve en azından tütün satışlarının yapılmamasını istiyoruz. En azından bir nebze olsun küçük esnafa faydası olabilir diye düşünüyorum. Deprem döneminde Oda ve Isparta esnafı olarak çalışmalar yaptınız mı? Evet, çalışmalarımızı hem bayağı Isparta'ya yakışır şekilde yaptık. Esnaf Odaları Birlik Başkanımız Ahmet Tural Başkanımın öncülüğünde. İlk etapta Birlik Başkanımızın aynı zamanda kefalet bölge başkanı olması sebebiyle 23 milyon 195 bin lira nakit para gönderdik toplanarak. Bunun yanında ne yaptık? Yaklaşık 2000 tane battaniye gönderdik deprem bölgesine. Hatta bunu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bayan üyelerimize dağıtılmak üzere hazırlatmıştık. Onu ilk etapta gönderdik. Yine Esnaf Odaları Birlik Başkanımız Ahmet Başkanımızın nezaretinde 250 tane tekrar termal battaniyemiz vardı. Onu da gönderdik. Ve bunun yanında 750 çifte ayakkabı gönderdik depremzedelere. Bunun yanında 20-25 tır gıda maddesi. Ve bunun yanında Şoförler Odası'na bağlı, Sertur'a bağlı ve birçok gönüllü arkadaşlarla birlikte de araçlarımızı göndererek yardımda bulunduk. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV 32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.